Herkese merhaba, ben Şef Sahim Eser. Etiler Maraş Tepsi Et Mutfak Şefiyim. Bugün sizlerle Lezzet Dergisi için Maraş'ın sevilen ve bilinen lezzeti eli böğründe kebabı pişireceğim. Eli böğründe için kullanacağımız malzemeler arpacık soğanımız, pul biberi, kekik, köy biberimiz, kırmızı toz biber, kapya biberi, tuz, sarımsak, domates ve kuyruk yağı. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ürünlerimizin ve baharatlarımızın birçoğunu Maraş'tan tedarik etmekteyiz. Şimdi etimizi doğramaya başlıyorum. Etimizi kuzunun but kısmından tercih ettik. Ve orta yağlı bir et doğruyorum. Daha yağlı olması tercihtir. Daha da lezzet katacaktır etimize. Doğrama işlemimiz tamamlandıktan sonra doğradığımız etleri tepsimize alıyoruz. Şimdi biberlerimizi ve sebzelerimizi doğramaya başlıyoruz. Buradaki tercihimiz köy biberi. Ne çok ince ne çok kalın. Biraz iriye yakın. Biberlerimizi doğradıktan sonra olmazsa olmazımız sarımsak. Yemeğimize çok güzel bir lezzet verecektir. Burada daha önce doğradığımız çeri domateslerimiz var. Bunları da verdik. Biz kendi mutfağımızda kuyruk yağını tercih ediyoruz. Ama evinizde pişirirken kuyruk yağı tercih etmezseniz sizler için zeytinyağı veya sıvı yağ gruplarından herhangi bir tanesini önerebilirim. Kuyruk yağımızı da lezzet versin ve etimizi yağlandırsın diye kebabımızın üstüne dizdik. Şimdi yemeğimizin baharat aşamasında kullandığımız tuz, toz biber, pul biber ve kekik. Bunlarla yemeğimizi tatlandıracağız. Burada tercihe göre kullanacağınız biber oranı size kalmış. Şimdi tepsimiz hazır. Biz bunu taş fırınımıza pişirmek için getirirken sizlere de şöyle bir püf noktası vermek istiyorum. Evlerinizde elektrikli fırınlarda, konveksiyonel fırınlarda bunları 200 derecede karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika içerisinde pişirebilirsiniz. Eli böğründe kebabımızı pişmesi için şimdi fırına veriyoruz. Yaklaşık 15 dakika boyunca aralarda karıştırarak pişirebilirsiniz. Eli böğründe kebabımız pişti. Fırından çekip üzerine hamurla kaplayıp tekrar fırına veriyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca hamurumuz pişinceye kadar içeride bekletiyoruz. Eli böğründe kebabımız pişti. Servise hazır. Afiyet olsun.